Bisiklet ve Hayata hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Çağrı Terzioğlu. Instagram'dan ve Facebook'tan takip eden arkadaşlarım bildiği üzere şu anda BikeFit turundayım. İzmir etabını tamamladık. Şimdi Antalya'dayım. Sizlere de Antalya'daki geçici stüdyomdan sesleniyorum. Öncelikle teşekkürlerle başlamak istiyorum videoma. Beni kısa sürede 1000 takipçiye ulaştırdığınız için, 1000 YouTube abonesine ulaştırdığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Beklediğimden çok daha hızlı bir büyüme gerçekleşti ve bu bana olan ilginiz, yaptığım işe olan ilginiz beni gerçekten çok gururlandırdı ve daha çok bu işe sarılmama sebep oldu diyebilirim. Daha büyük bir şevkle sarılmama sebep oldu diyebilirim. Sizlere daha iyi içerik sunabilmek için elimden gelen her şeyi yapmaya devam ediyor olacağım. Onun haricinde mail yoluyla, Instagram'dan direkt mesaj, Facebook sayfam aracılığıyla ve paylaştığım telefon ve mail adresi aracılığıyla bana ulaşıp sorduğunuz sorulara da oldukça yoğun bir şekilde cevap vermeye çalışıyorum. Oldukça sık bir şekilde cevap vermeye çalışıyorum. Çünkü beklediğimden çok daha fazla soru geliyor. Burada da bilgime güvendiğiniz için, bana güvendiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Sorularınızı sormaya lütfen devam edin. Ben de cevaplamaya devam ediyor olacağım elimden geldiği kadar. İzmir'deydik buradan önce. İzmir'de beklediğimizden çok daha yoğun bir talep oldu. Daha doğrusu ilk aldığımız randevulardan çok daha fazla bir talep oldu. Burada İzmirli bisiklet grubu Velo KSK'nın çok büyük emeği ve etkisi var. Kendilerine çok 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 teşekkür ediyorum. Bu videoyu izliyorlarsa bir sonraki İzmir seyahatinde onlarla kısa bir görüşme yapmak, Peloton İstanbul'lu olduğu gibi onları da sizlere tanıtmak istiyorum. Bu İzmir seyahatimde açıkçası çok fazla vakit olmadığı için bunu yapamadık. Ama İzmir'de onlar da çok hızla büyüyen bir grup ve etkinliği yüksek bir grup olarak karşımıza çıkacaklar yakın zamanda. Bundan emin olabilirsiniz. Birçok kişiye ulaşamadık, birçok kişiye yetişemedik İzmir'deki süremiz kısıtlı olduğu için. Lütfen takipte kalın. Tekrardan İzmir'e geleceğim. Tarihleri Facebook ve Instagram'da ilan edeceğim. Oradan bize ulaşabilir. İsterseniz randevu alabilirsiniz. Şu anda Antalya'dayım. Antalya'da burada sevgili Doğukan Ak abimin mekanındayım. Bana çok güzel bir stüdyo ayarladı. Antalya için çalışmaya çok müsait bir ortam. Şimdi sıkça sorduğunuz bazı sorulara birkaç cevap vermek istiyorum. Ondan sonra da bu videoyu kapatıyor olacağım. Öncelikle arkadaşlar en sık sorduğunuz sorulardan biri şöyle şöyle bir rahatsızlığım var, şöyle şöyle bir sakatlığım var, doktora gittim, şöyle bir teşhis kondu. Acaba bisiklete binmeye devam etmeli miyim? Doktorun bir sakıncası yok dedi. BikeFit benim sağlıklı bisiklete binmeme yardımcı olur mu? Ya da iyileştikten sonra mı BikeFit yaptırmalıyım? Şimdi mi BikeFit yaptırmalıyım gibi bir soru. Bu soruyla gerçekten çok sık karşılaşıyorum. Hemen buna bir cevap vermek isterim. Doğal olarak ben bir doktor değilim arkadaşlar. Ama benim yaptığım uygulama size doktorların sunduğu tedavi yöntemlerini destekleyici bir unsur. Yani doğru pozisyonda ve kendinize uygun şekilde, durumunuza uygun şekilde bisiklete binerseniz hem tedavi sürecinizi hızlandırabilir ya da mevcut durumunuzun ilerlemesine engel olabilirsiniz. Bu da doğal olarak size bir artı olarak geri dönüş sağlar. Yani doktorunuz sizin bisiklete binmenize, spor yapmanıza bir mani bulmuyorsa bende ya da başka bir arkadaşımda BikeFit yaptırmanız sizin iyileşme sürecinizin hızlanmasına ya da içinde bulunduğunuz durumun, tekrar ediyorum, ilerlemesine engel olacaktır. Sıkça sorulan sorulardan bir tanesi de özellikle ayakkabı, yeni ayakkabı alacak arkadaşlardan geliyor. Bir ayakkabı alacağım ama ayaklarımda bir problem var mı yok mu bilmiyorum. Hangi ayakkabıyı almalıyım? Ayakkabının içine destek koymalı mıyım, koymamalı mıyım? Koyarsam ayakkabı ayağıma olur mu, olmaz mı gibi sorular bana sıkça soruluyor. Bu konuda da şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar eğer hali hazırda giydiğiniz bir bisiklet ayakkabınız varsa ayakkabınızı değiştirmeden önce bana gelebilirsiniz. Ve bu ayakkabınız vasıtasıyla ayağınızın altında bir desteğe ihtiyacınızın olup olmadığını belirleyebiliriz. Eğer desteğe ihtiyacınız varsa bu desteğe sahip olabilir. Ve yeni ayakkabınızı seçerken bu desteğinizle beraber denersiniz. Böylece ayağınıza en uygun ayakkabıyı daha doğru şekilde almış olursunuz. Bazı marka ayakkabılarda ayakkabılar ayağınıza tam oturduğu için, yani çok sıkı oturduğu için daha sonradan maalesef ki içine bir şey koyma imkanımız olmuyor. Koysak bile bazen çok sıkı, çok dar olabiliyor. İstediğimiz verimi alamayabiliyoruz. Daha sonra sıkça sorulan sorulardan bir tanesi, daha doğrusu en çok sorulan soru diyebilirim. Bunu sona bıraktım. Biraz uzunca cevap vermek istiyorum. Birçok arkadaşım, birçok bisiklet sever dostum bana vücut boyunu, bacak iç boyunu gönderiyor. Almak istediği bisiklet markasını
ya da markasını söylemeden size'ını, sadece bedenini bana söylüyor. Ve hani bu bisiklet bana olur mu olmaz mı demeye çalışıyor. Arkadaşlar maalesef ben sadece sizin bacak boyunuza göre ya da vücut boyunuza göre bisiklet tavsiyesi yapamam. Yapmam doğru olmaz. Çünkü daha önceki videolarda da açıkladığım gibi aynı boyda, aynı iç bacak boyuna sahip iki kişinin esneklikleri birbirinden farklı olabilir. Kol boyları birbirlerinden farklı olabilir. Mesela bacak iç bacak boyları aynıdır. Ama bacakların üst kısım boyları, yani femur boyları birbirinden farklıdır. Bu bile zaman zaman bisiklet boyunun hesaplanmasında, benim yaptığım şekilde bisiklet boyunun tercih edilmesinde fark gösteren bir unsur. Özellikle ara boy kullanıcılarda, ara boydan kastım şu, medium mu large mı karar veremeyen ya da işte small mu medium mu karar veremeyen, tabii bunu 51 mi 53 mü 52 mi 54 mü 54 mi 56 mı şeklinde, hani bazı markalar çünkü bunu bedende değil numaralarla, santimlerle nitelendiriyor. İki beden arasında kalan kullanıcılarda daha çok karşılaşıyoruz ve daha çok problem oluyor. Dediğim gibi bu sorularınıza da elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyorum. Ama maalesef ki buna cevap vermem, tam doğru cevap vermem mümkün değil. O yüzden bu sorularınıza cevap vermekten mümkün olduğunca da çekiniyorum, kaçınıyorum. Daha yüzeysel cevap vermeye çalışıyorum. Sizi yönlendirmeye çalışıyorum. Umarım faydalı oluyordur. Videoyu tamamlamadan önce Ankara'daki sevgili bisiklet sever dostlarıma ufak bir bilgi vermek istiyorum. Konya'dan sonra İstanbul'a dönmeden önce Ankara'ya da uğramak istiyordum. Çünkü oradan da bir bike fit talebi vardı. Ama oradan gelen bike fit talebi benim Ankara'ya ayırabileceğim 1-2 güne sığmayacak kadar fazla oldu. Hani evet Ankara'ya geleceğim dediğim zaman bir anda talep beklediğimden fazla bir noktaya geldi. Aynı zamanda hem de benim oraya ayırabileceğim 1-2 güne sığmayacak bir talep bu. Bu yüzden İstanbul'a döndükten sonra hemen bir organizasyon planı yapacağım. Ankara'da belirli tarihler belirleyeceğim. Bu tarihler arasında da Ankara'da olacağım. Sizlerle bike fit yapma fırsatı bulacağız. Bunun için de lütfen beni takipte kalın. Böylece Ankara'daki bike fit seanslarına yer ayırtabilirsiniz. Diyorum, beni sabırla izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Unutmayın, merak ettiğiniz konularda bana aşağıdaki mail adresinden ya da sosyal medya hesaplarımdan ulaşabilirsiniz. Bisikletle kalın.